Değerli izleyicilerimiz, Kayseri'de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Gerek Kayseri bölgesinde gerek de Türkiye genelinde efendim artık beslenmemize çok fazla dikkat etmez olduk. Kilo alım ve kilo verimleri konusunda başka maddelere başvurmaya başladık ama hiç gerek yok. Yanımızda uzmanımız, diyetisyenimiz Selma Sarar bulunuyor. Şimdi gerekli bilgileri kendisinden alacağız zaten. Selma Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerek sizlerin, gerek yanınızdaki ekip arkadaşlarınızın misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk efendim. Ne kadar süredir öncelikle bu sektördeyiz? 2 yıldır. 2 yıldır bu işin içerisindeyiz. Şimdi burada yaptığımız işlerden, hizmetlerden birazcık bahsedeceğiz. Öncelikle kişiye özel olarak çalışıyoruz sanırım. Kişiye özel çalışıyoruz. Nedir bunun avantajı? Kişiye özel diyet derken ne demek istiyoruz? Kişiye özel diyet derken kişinin kan değerlerine bakıyoruz. Hayat tarzına bakıyoruz. Sosyoekonomik durumu bizim için önemli. Psikolojisi önemli. Nereli olduğu önemli. Çalışıyor mu, evde mi, evde yemeğini yapan var mı? Bu tür şeylere bakarak kişiye özel bir beslenme planı hazırlıyoruz. Şöyle düşünelim, 60 kilo olan bir bayanla 120 kilo olan bir bayanla aynı bir beslenme planı uygulamayabiliriz. Veya 18 yaşındaki bir gençle 70 yaşındaki bir yaşlının beslenmesi aynı olmaz. Bunları göz önüne alarak güzel bir beslenme planı hazırlıyoruz. Tabii ki bu programları hazırlarken şu anda biz Kayseri bölgesindeyiz. Sizler de burada faaliyettesiniz efendim. Şimdi bu bölgeye baktığımız zaman nasıl söylesek midesine düşkün, yemekler daha hamur işi ve ağır olarak Türkiye genelinde bu böyle. Yani yemek kültürümüze önem veren ve çok fazla üzerine düşen bir ülkeyiz. Dolayısıyla burada insanların korkusu bence şu oluyor. Aman diyetisyene gidersem aç kalacağım. İstediğim yemeği yiyemeyeceğim düşüncesi oluyor. Siz bir uzman olarak ne diyorsunuz efendim bu konuda? Kesinlikle katılmıyoruz. Asla aç kalmanızı istemiyoruz. Yemek tarzı biz mesela diyetlerimize mantı da veriyoruz. Ama bu mantı yerken nasıl yiyeceğiz, ne kadar yiyeceğiz, ne kadar sıklıkta yiyeceğiz, yanında ne yiyeceğiz, benim için bunlar daha önemli. Şimdi baktığımız zaman zaten bu sadece Türkiye genelinde değil, dünya genelinde böyledir. Bir şeye ne kadar sınır koyarsanız o kadar cazip hale gelir. O yüzden sizlerin verdiği beslenme programları içinde aslında kısıtlamaları olmadan sadece dozajlarımızı, günlük aldığımız dozları düzenliyoruz değil mi? Porsiyon kontrolü çok önemli. Her zaman söylerim zaten, her şeyi yiyebilirsiniz ama porsiyona dikkat. Şimdi buraya geldiklerinde sizlere kilo vermek için başvurdular. Başvurduklarında nasıl bir sürece başlıyorlar sizlerle beraber? Öncelikle neler yapıyoruz? Tedavi sürecimiz ya da işte danışmanlık süreniz nasıl ilerliyor? Bize hastalarımız müracaat ettikleri zaman ilk önce onları bir dahiliye hekimine yönlendiriyorum. Dahiliye bir muayeneden geçiyorlar. Doktorları gerekli tahlilleri yapıyor. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra bana geliyorlar. Ondan sonra ben de bakıyorum beslenme adına ne yapabiliriz. Daha sonra işte son teknoloji cihazımız var. Onunla boylarını, kilolarını, yağ kas oranlarına bakıyoruz. Ondan sonra ufak bir sohbet ediyoruz. Bu niye yapıyoruz? Bu sohbeti karşımdaki kişiyi tanıyayım diye. Ne yer, ne içer, ne sever? Hayat tarzı nasıldır? Bunları tanıdıktan sonra da kişiye özel kendisiyle beraber konuşarak beslenme planını hazırlıyoruz. Yani bu soruyu özellikle sordum. Bunun sebebi şudur ki son dönemlerde piyasada çok fazla işte bunu kullandım, kilo verdim, 10 kilo verdim, 20 kilo verdim gibi şeyler duyuyoruz. Yani bir tartının üzerine çıkıp tartılmakla burada sadece ya kilo endeksinizi ölçerek kilo veremezsiniz ve vücudunuzu tanıyamazsınız. O yüzden uzmanımız Selma Hanım da yaptığı gibi bir doktor kontrolüyle beraber bazı belli başlı tahlillerle beraber yapılan işlemlerde asıl sonucunuzu alıyorsunuz. Peki sadece sizlere kilo vermek için başvurmuyorlar tabii değil mi? Kilo almak için de. Tabii ki de kilo almak için de başvuruluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Diyabet hastaları, böbrek hastaları onlar da başvuruyorlar. Yani sadece diyetisyen... Şu an aklınıza gelen pek çok şeyle alakalı beslenme. Fibromiyacı var mesela çok gündemde. Beslenmeyle çok ilişkili bir hastalık. Beslenmesini düzenlediğimiz zaman bir de andelasyon terapi sistemimiz var. Ondan destek alarak insanlarda %90 oranında iyileşme sağlıyoruz. Şimdi hep kilo verme üzerine konuşulur diyetisyenler. Genelde bunun için başvurulduğu düşünülür. Ama hayır efendim, kilo almak için de sağlıklı bir kilo alım süreci gerekiyor. Aldığımız kilonun yağdan olmasından ziyade kastan olmasını isteriz biz. Dolayısıyla kilo almak istediğimizde de kilo vermek istediğimizde de ya da herhangi bir sağlık problemimiz varsa yine diyetisyenlerle sağlıklı bir şekilde çalışmamız bizler için en iyi sonucu doğuracak olandır diye düşünüyorum şahsen. Sizlerin burada uyguladığı farklı bir sistem, bir cihaz daha vardı. Andilasyon terapi sisteminden bahsetmek istiyorum. Yeni bir sistem bu. Andilasyon ne yapıyor? Andilasyonla 15 dakikalık bir
sizi yatırıyoruz yatağımıza diyelim. Bu 15 dakikalık yattığınız sürede vücudunuz 2,5 saatlik yürümüş gibi bir metabolik işlev yapıyor. Bu işlev ne yapıyor? Vücudun kendi tamir mekanizmasını harekete geçiriyor ve vücudunuz iyileşmeye başlıyor. Bu da özellikle yoğun çalışanlar, yürüyüş yapamayanlar, yürüyüşe aynen, vakti olmayanlar aynen. için. Maalesef başında o şekilde. Çalışıyorsanız bir 15 dakikanızı, yarım saatinizi ayırıp buraya geldiğinizde 15 dakika uzanıp hem siz dinlenirken aynen, aynı zamanda 2,5 saat yürümüş kadar da aynen, enerjimizi yakıyoruz. Peki online diyetlerimiz mevcut mu? Diğer şehirlerden sizlere talep? Online diyet şu şekilde, görüntülü görüşme olursa olabiliyor. Direkt diyet yazıp vermiyorum. Çünkü ben kişiyi tanımadan ona bir beslenme planı hazırlayamıyorum maalesef. Yani burada online diyet yapacaksanız bile, yani ekran başında aynen, diğer şehirlerden sizlere görüşmem gerekiyor, tanımam gerekiyor. Ekran başında diğer şehirlerden de efendim Selma Hanım'la çalışmak ve onun danışmanınız olmasını istiyorsanız eğer yine görüntülü konuşma haricinde kesinlikle online diyete karşıyız. Ama kendisini aradığınızda, ulaştığınızda direkt olarak görüntü konuşmalarla bunlar yürütülebilir diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir süreçte ilerliyorsunuz, güzel bir markalaşma sürecindesiniz ve bölgenizde sevilmiş ve tercih edilmişsiniz. Bundan sonrası için neler yapmayı düşünüyoruz bu sektörde? Var mı hedeflerimiz? Kayseri'de kişiye özel beslenme programını biz getirdik, biz geliştiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de daha çok kişiye faydalanmasını sağlamak için daha çok kişiye ulaştırmak istiyoruz. Yani bu alanda kişiye özel programlar alanında mücadelenize devam edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak bir uzman olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve buradaki röportajımızı sonlandıralım. Nasıl parmak izimiz bize özelse diyetimiz de bize özel olmalı. Ona dikkat etmeliyiz ki diyetimiz sürdürülebilir olsun, sıkıcı olmasın. Öyleyse bizler de sizlere çok teşekkür ediyor ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim artık alışılagelmiş olan herkese aynı uygulanan diyet programlarımızdan sıyrılıyoruz ve kişiye özel, kendimize özel olan diyet programlarıyla, beslenme programlarıyla Selma Hanım'la beraber tanışıyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?